Arkadaşlar merhaba. Bereyat'ın bilançosuna bakacağız. Evvela şirketimiz enflasyon muhasebesi yapmadı biliyorsunuz. Onun için hem bir önceki çeyrekle hem bir önceki çeyrekle kıyaslayacağız. Ama biz her şeye çeyreklik bakıyoruz arkadaşlar. Bunu bilin. Gerçi burada da anlatılacak çok fazla bir şey yok. Net borçtan başlayacağız. Net borç yok arkadaşlar. Kasadaki para bir çeyrekte 1 milyar kimlik atarak 2 milyar 70 milyona yükselmiş arkadaşlar. Evet, şimdi hızlı gittiğimiz için evet, şuradan başlayacağız arkadaşlar. Şimdi hasılattan başlayalım. Şu yasalı ve uyarıyı da okuyun arkadaşlar. Geçen yıl bu zamanlar her 100 liralık öz kaynağı ile %1,24 hasılat yaparken şu anda bu oran 0,32'ye gerilemiş. Ancak bir önceki çeyrek 0,05'miş. Dolayısıyla bu oran geçen senekinden aşağıda ama bir önceki çeyrekten de iyi olmuş. Şimdi net kâra bakalım arkadaşlar. Net kârda ne yapmış? Geçen yıl bu zamanlar her 100 liralık öz kaynaklarıyla %5,63 net kâr üretirken şu anda bu oran 1,05'e düşmüş. Önceki çeyrekte 2,18'miş. Dolayısıyla bu her iki çeyrekte kötü olmakla kalmamış. Son 8 çeyreğin en kötü performansı olmuş. Net kar performansı. Onu da bir yere not edin. Yani hem hasılatta hem net karda düşüş var. Favori zaten yok arkadaşlar. Çünkü amortisman gideri yok. Evet, gelelim çeyreksel öz kaynak büyümesine. Ama önce değerlendirme yapıyorum. Evet, enflasyon muhasebesine tabi değil ama değerlendirme yapıyorum. Arkadaşlar geçen sene bu zamanlar %3,31 bir değerlendirmesi var. Şimdi de 13,69 bir değerlendirme yapmış. Yani her çeyrekte zaten görüyorsunuz değerlendirme yapıyor. Şimdi öz kaynaklar geçen yıl bu zamanlar bir önceki çeyreğe göre 8,94 büyürken şu anda 14,74 büyümüş. Bir önceki çeyrek 4,52'miş. Dolayısıyla sadece burada bir öz kaynak büyümesi, yeniden değerlendirme ile öz kaynak büyümesi olumlu olmuş. Onun dışında hasılat ve net kar olumlu değil. Peki bir sonraki ne olacak? Bir sonrakinde şu altı çıkacak arkadaşlar. Onun yerine ne gelecek? Şurada bir rakam oluşacak. Ve eğer bu rakam, bu çıkacak olan rakamın çok çok altında bir 14'e, 14'e yakın bir şey olursa, yani öz kaynak büyümesinden yıllık olarak baz etkisiyle en az bir 50 puanlık düşüş bekleriz arkadaşlar. Onu da size söyleyeyim. Ya %55 kadar büyüyecek ya da çok ciddi bir düşüş olacak. Şimdi yıllık öz kaynak büyümesine bakınca geçen yıl o zamanlar %75 büyürken şu anda 159 büyümüş. Bir önceki çeyrekte 137'ymiş. Dolayısıyla bu her iki çeyrekten iyi olmuş. Tarihsel fiyata ve öz kaynak büyümesine bakalım. 21.12.2021'den bu yana gördüğü en düşük seviye 315 liraymış. Oradan bu yana öz kaynaklar %763 büyürken fiyat ne olmuş? 833 giderek öz kaynak büyümesinin önüne geçmiş arkadaşlar. Burada bir miktar önden yükleme yapılmış. Şimdi cari çarpanlarla tarihsel çarpanlar kıyaslayacağız. 5 yılın en düşük FK'sı 14,45'miş. Şu anda 42,73. Dolayısıyla en düşüğünün 2,96 kat yukarısında. En düşük piyasa değeri defteri değeri 0,40 görmüş. Şu anda 2,99. O da 7 kat en düşüğünün yukarısında arkadaşlar. Halka açıklık oranı az. 14,07. Oyunculukta düşük bir rakam. Zaten böyle düşük olunca da fiyat hareketi ne oluyor? Doğru oluşmayabiliyor. Çünkü parası olan birisi istediği gibi alıp götürüyor, götürüyor, getiriyor, indiriyor, çıkartıyor. Fiyat doğru oluşmaz arkadaşlar. %14 açık olunca. Şimdi tarihsel çarpanı karşıladık. Hisse başı öz kaynak getirimiz de 4,66 olmuş. Zirve fiyatımız 44.500 lira. Oradan %34,6 oranında bir gerileme var. Neden gerilemiş? İşte balon patlamış arkadaşlar. Bu kadar basit işte. Bir patlatmaya karar vermiş yani. Patlatmış. Daha sonra yeni biri çıkar mı yoksa alttan toplar götürür mü?
Bunu da bilmiyoruz. Şöyle kabataslak çeyreksel en az bir 3 çeyrek, 4 çeyrek fiyat hareketine bakalım. 2023'e 9'da, yani bundan 2 çeyrek önce arkadaşlar. Fiyatımız 2311'miş. Oradan bu yana %27 gitmiş. Aslında bizim çeyreklik enflasyonumuz kabataslak 15 olsa, 2 çeyrekten yani 31 olsa ancak enflasyon kadar gitmiş yani. Yatırımcısını en azından üzmemiş. Bir önceki çeyrekte 4012 liraymış. Oradan %26.67 aşağıda. Yatırımcı onu beğenmemiş zaten. Şu anda da bilanço geldiğinde 2975 liraymış. Oradan da %1.0 aşağıda. Yani yine yatırımcı beğenmemiş arkadaşlar. Şimdi bir takım ölçümler yapacağız. Evvela defter değerimiz 892. Bunu biz mevcut büyümeyle çoğaltırsak 159.93 oranında ne kadar sürede fiyata, yani 2942 olur? O da 1.1 yıl, 14 ay. Biliyorsunuz ben 12'den fazlasını kabul etmiyorum. Bu da 2 aylık bir ne var? Fazlalık var. Arkadaşlar buna biz ne diyoruz? Hava parası önden yüklemeli. Ama 2 aylık fazlalığımız var. Yine şirketin getirisiyle enflasyon ve faiz, yani alternatif getiriyi kıyaslayacağız ve şirkete bir değer biçmeye çalışacağız arkadaşlar. Defter değerimiz 982.60. Bunu %159.93 oranında çoğaltırsak bir yıl sonra bu şirketin öz kaynağının ortal olarak kazanacağımız para 1571.49 lira olacak. Peki bu 1571 lirayı kazanmak için bir şirkete ne veriyoruz? 2942 lira. Bu 2942 lirayı biz şirkete değil de faize koysak gelirimizde olacak 1706 lira. Yine bu 2942'yi şirkete değil de herhangi bir duran varlık alsak enflasyondan kaynaklı olan getirimiz 1736 lira olacak. Bir alternatif getiri, şirketin getirisinin 1.1 katı. O zaman böyle ne diyoruz? Gördük mü olmamış diyoruz. Alternatif getiri geçeceksin. Altında kalmayacaksın. En az eşit olacaksın. Olmamış. Şimdi arkadaşlar siz diyeceksiniz ki ne olmamış? Defter değeri, büyüme, fiyat ilişkisi bu dengede değil. Bunu dengeye oturması lazım. Aman sen de diyeceksin. İleride bu daha çok büyüyecek. Ve o zaman dengeye gelecek diyeceksin. Belki. Peki haklısın ama o zaman şu kadar, sen çalıştığın bu kadar büyümesini bekliyorsan mesele yok. Eğer bu büyüme 159 değil de bir yıl içerisinde 176.7 olacaksa, bakın kopyalayıp yapıştırdım. Şirketin getirisiyle enflasyon getirisi eşit oldu. Değil mi? O zaman ne oldu? Şu fiyat da çok doğru çıkar. 2942.50 anasının ah sütü gibi helal olur. Eğer böyle bir şey bekliyorsan arkadaşlar, yani yaptığınız çalışmalarda. Yok, eğer böyle bir şey beklemiyorsan, ki ben baz etkisiyle aşağı geleceğini bekliyorum. Onu da söyleyeyim. Yukarı gideceğini sanmıyorum şu büyümenin. Dolayısıyla ne olacak? O zaman fiyat burada olsaydı, bakın bir de fiyata bakalım. 2900 değil de 2600 olsaydı fiyatımız ne olacaktı? O zaman yine biz dengede diyecektik. Çünkü alternatif getirisi, şirketin getirisi eşit olacaktı değil mi? Yine dengede diyecektik. Şimdi demek ki iki tane unsurumuz var. Ya öz kaynakla %176 büyüyecek ya fiyat 2663'e gelecek. Bence şurası daha makul. Burası hayali bir zorlama olur. Neden? Nedeni de işte bu baz etkisi de gidince daha da aşağı gelecek. Yani bu yüzde seviyelerine falan gelecek. Benim tahminim bu. Dolayısıyla ben buraya daha yakın. Peki buraya geçse alır mısın yani? Yok arkadaşlar, ben buraya geçse de almam. Çünkü o zaman ne işim var ki şirket enflasyon kadar getirecekse şirketi niye yatırım ya? Gidip yağımı, şekerimi, tuzumu alıp keyfime bakayım ya. Ya da gidip faize koyayım. Bu kadar basit. Yani başımı ağrıtmam. O zaman ne olacak peki? O zaman iskonto olacak arkadaşlar. Buradan da iskontoyu istemeniz lazım. En az %30 iskontoyla 1800 liraya, 1860 liraya gelirse, yani işte bu da iskonto olmuş oldu.
Öyle söyleyeyim. Geri kalan da iskontosuz hiçbir mal almam. Piyasada bir sürü alınacak hisse var. Etmez mi diyorum, etmez dedim diyorum. Arkadaşlar onu söyleyeyim. Yani işte matematik onun 2663 lira olacağı söylüyor. Matematik ne diyorsa ben ona inanırım arkadaşlar. Dolayısıyla bunun üstündeki fiyat, her fiyat benim için pahalıdır. Bunu, ve bunun altındaki her fiyat da benim risk algıma göre alacağım noktayı belirler. Ben de şirketin bilançosu ne kadar iskonto isteyeceğimi belirler. Peki işte açılışlar ne olmuş? Zaten açılış olmuş %1.09 aşağıda. Bundan sonra fiyat nereye gider bilmiyoruz. Yani tekrar yukarı mı gider, 4000'i, 5000'i, 10000'i mi test eder? Yoksa geri mi gelir? Onu bilmek mümkün değil. Onu bilsem kendim alır satarım. En düşükten alır, en yüksekten satarım. Bir derdin ne? Bunu madem bilmiyorsun. Arkadaşlar ben fiyat alıp satmıyorum ki. Bu konuda yetenekli değilim zaten. Ben değer alır satarım, değer. Değer oluşturan şey de şirketin öz kaynakları, onu büyütme potansiyeli ve alternatif getiriyle oran korelasyonu sonucu çıkan rakama değerdir. O da 2663. Dolayısıyla değerin üstünde hiçbir şey mal almam. Değerinde de mal almam. Ve iskonto olursa alırım. Burada iskonto olan bir sürü mal var. Benim ille de bu şirketi almak gibi bir derdim yok. Öyle bir mecburiyetim yok arkadaşlar. Son noktaya koyuyorum. Şu anda olmamış bu. Geri kalan karar sana kalmış. Alırsın, satarsın, tutarsın. Kâr da senin, zarar da senin. Kendinize iyi bakın.